Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam konumuz dışında olan bir video çekeceğiz. Excel ile alakalı olacak şimdi. Ee, olay şu, ee, aynı tip verileri gruplandırıp e, toplama işlemini yapacağız. Şimdi bir tane örnek göstereceğimse daha iyi anlayacaksınız. Ee, diyelim ne üzerine olsun, harcamalar üzerine olsun. Diyelim ki sağlık harcamanız olsun, Eğitim olsun. Ee, okul harcamanız oluyor aynısı oldu İşte mutfak harcamanız olsun tekrar mutfak olsun ee, giysi olsun işte turizm olsun temizlik böyle çoğaltabilirsiniz tekrar temizlik olsun mutfak birkaç tane daha olsun giysi böyle alt alta diyelim giderlerinizi yazdınız Ulaşım olsun, bebek olsun, ee, tekrar giysi olsun, tekrar eden olabilir. Buraya tarih atabilirsiniz. Diyelim böyle böyle yazdınız aşağıya doğru. Aynı şeyler tekrarlıyor, yeni şeyler oluyor. Ee, yardım ettiniz. Ee, sıra dışı giderler diyelim. Keyfi giderler diyelim. İşte tekrar mutfak olsun, tekrar giysi olsun. Böyle bunu uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Buraya da şimdi rakamları yazacağız işte şurayı şuradan TL olsun. Çok önemli değil TL olmasanız da koymasanız da olur. O benim alışkanlığım. Diyelim böyle bir harcamalar yaptınız. Rakamları yazıyoruz. 101 TL, 2 TL, 85 TL. Böyle böyle yazdınız diyelim. Şimdi bunu yazdıktan sonra şimdi burada sadece sağlıkları toplayacaksınız. Bunun birkaç tane yöntemi var tabi. Şuraya e, filtre eklersiniz. Sağlıkları süzdersiniz olur. Biz şimdi şunu yapacağız. Başka bir hücreye eşittir diyeceğiz. Benzersiz formülünü kullanacağız. Şimdi burada benze, eşittir benzersiz dediniz mi? Parantezi açıyor. Nerede? Şunların içinden benzersizleri tek göster eşittir benzersiz hücreyi seçiyorsunuz iki noktayla ayırıyorsunuz bastığınız mı gruplandırıyor hepsini tek yazıyor yani mesela göstereyim size temizlik şimdi burada var burada da var işte iki yerde var burada tek yazar İşte mutfak alışverişi diye mutfak ee, burada var burada var şurada var burada mutfak tek yazar anladınız Şimdi burada sağlıkları toplayacağız. Burada da E topla formülünü kullanacağız. Bu da yine eşittir. E topla diyeceğiz. Parantezi açacağız. Şimdi diyor aralık. Zaten altta takip edin. Aralık diyor. Birinci de şunların içinden noktalı virgülle ayırıyoruz. Ölçüt şunlar. Tekrar noktalı virgülle ayırıyoruz. Toplam aralığı diyor. Zaten burada rakamlar belli parantezi kapatıyorsunuz enter'a basınca otomatik topluyor şimdi bakalım doğru mu topladı önce dip toplamdan bakalım bütün harcamaların toplamı ne kadar 2007 TL burada da bakıyoruz doğru mu doğru e, manuel olarak da ne yazdık mesela giysi 10 TL demişiz burada giysi başka nerede var 125 de burada var 135 etti. Burada da var. Bunu toplayamadık. Şurada da var. Başka bir yerde yok. Şöyle zaten seçtiniz mi 4 tanesini? Kontrolle. Şu altta 451 diyor. Görüyorsunuz burada da zaten 451. Şimdi geri alıyorum. Hızlı bir tekrar daha yapıyoruz. Rakamları yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra yazdıktan sonra başka bir hücreye benzersizleri, tek olanları toplayacağız. Benzersiz yazıyoruz. Parantezi açıyoruz. Şurayı seçiyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Enter'a basıca aşağıya doğru alıyor. E, sağlığın yanına geliyoruz. Eşittir diyeceğiz. E topla diyeceğiz. Açacağız parantezi. Şunların arasından noktalı virgülle şunları tekrar noktalı virgülle şu değerleri deyince parantezi kapatınca hepsi olacak. Tekrar sağlamayı yapıyoruz. Bütün harcama toplamı bu. Bütün harcama toplamı bu. Formül çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.